için malcınık saldırısı ile duvarları dövmeyi hedeflemişti, lakin Grigor'un hain planı ile hedef şaştı ve kaledeki masumları öldürdü. Yinal Bey her ne kadar istemeden yapmış olsa da sonuçta, Yinal Bey'in emriyle yapılan katliamın bedeli Sultan Turul tarafından cezasız kalmayacaktır. Artık gerçek tarihteki Yinal Bey isyanlarını bundan sonra görmeye başlayacağız, bu isyanlara dizimizde bir sebep gerekiyordu zaten. Aslan Besasiri tarafından ağır yaralanan Çağrı Bey'i yaralı bir şekilde Mer Obası'na yetiştirecektir, lakin Çağrı Bey bu ağır yaralanmadan dolayı şehit olacaktır. Alparslan ise Çağrı Bey'e yapılanların hesabını sormak için peşine düştü. Aslan Besasiri tarafından tuzağa düşürülmüştü. Alparslan'ı bu tuzaktan Ani Kalesi'nde daha önce Yinal Bey'e de yardım eden Papaz Stefanos yardım edecektir. Alparslan Büyük Selçuklu gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.